Efendim burası 15 Temmuz Meydanı. Burada bu parkın hemen bitişinde olan bir yer. 15 Temmuz Meydanı ta 84'lü 83'lü yıllarda Sayın İsmail Ceroğlu'nun belediye başkanlığı döneminde Gogun Ağaların buralar arazileriydi. Gogun Ağaları köylü pazarı tahsisi için köylüler burada pazar yapsın, evlerine bir ekmek götürsün diye köylülere tahsis edilmek üzere 40 dönüm araziyi belediyeye bağışladı. Belediye bağışladı. Uzun yıllar köylüler orada hizmet, köylüler orada ünyenin insanlarına ürettiği ürünleri, organik ürünleri getirdiler, sattılar. Ünyenin çocuklarına hep onların emeklerinin damarlarımızda kanın şeyi var yani, izi var. O kan onlara bağlı olarak gelişti vücudumuzda. O organik güzel mal. Fakat köylüler, köylü pazarı buradan kaldırıldı. Burası dediler ki 15 Temmuz Meydanı yapalım. Efendim 15 Temmuz Meydanı'na gerek yoktu ki, Ünye'de Cumhuriyet Meydanı var. Böyle bir meydana gerek yoktu. Burası bir aynı yine köylüler kalmalıydı. Etrafında küçük esnaflar yine kalmalıydı. Modernize edilebilirdi. Buna bir şey demiyorum. Modernize edilebilirdi. Buradan köylüleri, küçük esnafı ve köylüleri burada bir yere tecrit ettiler. Şurada spor sahasının altına. Kapalı otoparka tahsis ettiler. Buradaki küçük esnafı da aldılar. Bu adliyenin orada kapalı çarşıya. Orada tecrit ettiler. İnsanlar orada sifte yapamıyorlar. Zor durumdalar. Evine ekmek götüremeyecek durumda. İnsanlar sesini çıkmıyor. Korkuyorlar. Eleştirirsek diyorlar mevcut iktidarı falan. Belki başımıza bir iş gelir. Efendim korkmadan konuşmalılar. Yetkililere buradan sesleniyorum. Bunların korkmadan konuşmalarını sağlayın. Konuşsunlar. Eleştirilerden korkmayın. Eleştiriler sizi de kurtaracak, bizi de kurtaracak. Ülkemizi de kurtaracak. Ve oradan burası yandaşlara peşkeş çekildi. Hiçbir insanın işine yaramayacak bir konuma geldi. Buradan görüyorsunuz. Meydan bomboş. Orada büyük büyük bir şeyler var. İnsanların hiç itibar göstermediği, yani halkın gidebileceği bir alanlara olmaktan çıktı burası. Bir anlamı yoktu yani bu şekilde. Bir takım işte efendim yandaşlara peşkeş çekildi. Ziyan oldu gitti. O Gogun Ağaları Allah rahmet eylesin, burayı köylü pazar olarak vermişlerdi. Onun da vasiyetini de belediye nasıl yaptı yaptı. Belediyenin tapusu oradan çıktı. Bir takım müteahhitlere, yandaşlara peşkeş çekildi. Burası böyle ziyan oldu gitti. Bunu da vurgulamak istedim sizlere. Yapacak bir şey yok ama zararın neresinden dönülürse kârdır diyor. Sizlere teşekkür ediyoruz. Efendim ben de sizlere Moda TV'ye çok teşekkür ediyorum. Bana bu açıklama fırsatını verdiğiniz için çok sağ olun. Ülkemizin değerli insanlarısınız. Atatürkçü, yurtsever, Kemalist bu ülkenin değerlerisiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah sizi bu ülkenin başından eksik etmesin. Sizin gibi güzel medyacıları. Şimdi medyacıları da aynı zamanda değinmişken cezaevlerinde yüzün üstünde tutuklu medya gazeteciler var. Efendim bu gazeteciler içeride niye tutuyorsunuz? Efendim düşüncelerinden dolayı eleştirsin beni efendim. Beni eleştirsin, niye korkacağım ki? Elinde silah yok, bıçak yok. Beni eleştirsin adam. Bundan niye korkuyorsunuz ki? Bu adamları içeride bırakmayın, bu dünyaya rezil oluyoruz. Bu medya olmadan toplum nasıl aydınlanacak? Nasıl haberler alacak? Siz bizlerin baş tacısınız. Sizlere efendime söyleyeyim, kimsenin el ayağa kalkmaması lazım. İçeri atılmak ne demek? Bunu ağzına bile almaması. Efendim beni eleştiriyor. Eleştir efendim. Ben haksızsam, efendim evet ben haksızım, özür dilerim demem lazım. Efendim ben haksızsam, efendim ben ne desem o, öyle şey olur mu? Bu insanlar içeride, siyasiler içeride, dışarıya bırakılan mahkumlar, tecavüzcüler, mafyalar, çeteler, efendime söyleyeyim tecavüzcüler vesaireler. Oysa diğer o düşünce suçluları falan vesaire, bunlara da bırakılması gerekiyordu. Bunları da sizin verdiğiniz fırsatta açıkladım. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok sağ olun. Sağ olun.